Selamünaleyküm Hür TV izleyici ve dinleyicileri. Ramazan Risalesi 7. nüktede kalmıştık. Yarısına kadar okuduk. Hatta 3'te 1'lik kısmını okuduk. Müzakere etmeye çalıştık. İnşallah bu dersimizle de devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanehu ve min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Kaldığımız yere kadar hızlıca bir okuyalım. 7. nükte. Ramazan'ın siyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amel 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in Nas'la hadisiyle, yani hadisin delil olmasıyla, her bir harfinin 10 sevabı var, Tirmizi'de geçiyor bu hadis, 10 hasene sayılır, 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfi 10 değil 1000 ve Ayet-el Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim böyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi ebedi kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasareti olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit, yani verimli bir zemindir. Ve neşru nemai amal için bahardaki ma-i nisandır, nisan yağmurudur. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Evet, burada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz inşallah. Tekrar alayım. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Evet Ali abi, şuradan başlayalım. Saltanat-ı Rububiyet-i İlahiye'ye. Saltanat-ı Rububiyet-i İlahiye. Allah'ın bütün varlık alemini kuşatan, hükmeden, yaratan, idare eden, terbiye eden saltanatı demek. Yani atom altı parçalardan, gayet manevi alemlerden, atomlardan, hücrelerden, uzuvlardan, organlardan, unsurlardan yağmurlar, bulutlar. Ondan sonra bitkiler, hayvanlar, mevsimler, dünya, güneş sistemi, samanyolları, galaksiler ve kainattaki muhteşem faaliyetler saltanat-ı rububiyettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken de bütün bu alemleri, atom bir alem zaten, hücre bir alem, uzuvlar, unsurlar, dünya, güneş sistemi ve yıldızlar, işte buradaki idare, yönetim, terbiye ve şeye ne deniyor? Saltanat-ı rububiyeti ilahiye. Yani Allah'ın hükmetmesi, varlık alemini kuşatan, yaratması, idare etmesi, terbiye etmesi saltanatı demek. Yani böyle derinliklerine inildiğinde ki her bir unsur için, her bir varlık için binlerce kitap yazılmış ya. Bir çiçek için değil mi? Nasıl bir saltanat yani? Karıncalar için kaç tane, ne kadar kitap yazılmış ya? Diğer kuşlar için ne kadar yazılmış? Ne kadar şeyler ve hala araştırmalar devam ediyor. 30 bin çeşit tür sadece şey varmış, 30 milyon böcek türü var. Yani ne kadar çeşitli, işte muhteşem bir saltanat. Bunların her birinin silahı ayrı, yiyeceği ayrı, giyeceği ayrı, dünyaya gelişi ayrı, gidişi ayrı, terhisatı ayrı değil mi? Silah altına alınması ayrı, yaratılması ayrı. Bütün bunları idare eden, sevk eden, karıştırmadan değil mi birbirinin, hiçbirini unutmayarak ve karıştırmayarak bu ne muhteşem bir saltanat-ı rububiyeti ilahiyedir. İşte
bu saltanata, bu şeye karşı ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmüdür. Bayramda ne yapılır? Değil mi? Öğrenciler, askerler, halk, vatandaşlar bayramlarda resmi geçitler yaparlar. Ve gelir halk da onları dinler ya, şeye izler. Ne muhteşem şeydi değil mi? Alkışlarız. İşte bu saltanat-ı rubiyete karşı Ramazan-ı Şerif'te okumalarımızla, Kur'an okumalarımızla ve ubudiyetimizle, kulluğumuzla bu saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapması gibi parlak, kutsi bir bayram hükmüne geçiyor. Evet. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve maleyane ve evaperestane müştehiyata girmemek nefsin hoşuna giden şeyler müştehiyat için oruçla mükellef olmuş. Evet, burayı açıklamak. Böyle muhteşem bir bayram var. Herkes oraya toplanmış. Muhteşem resmi geçitler yapılıyor. Bir insan şimdi, yani şeyde hem de en yakınında, yakın yerde oluyor, dönüyor bu işte. Ve bu bayrama iştirak etmiyor. Herkes oraya gidiyor, herkes izliyor, herkes gözlemliyor. Ve o zaman yeme, içme ve malayani işlerle ilgilenmek demek o külli ubudiyete, bu resmi geçide, bu şeye iştirak etmemek demektir. Ki ne kadar gafilane bir iştir. Hayvani hacat, bizim bir de biyolojik yönümüz var yani. Dolayısıyla meleki yönümüzün ortaya çıkabilmesi için işte bu resmi geçitte, bu mübarek bayramda saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı bir ubudiyet göstermemiz lazım. Hayvani yönümüzü geriye atıp meleki yönümüzü öne çıkarmak, yememek, içmemek tarzında. Yemek içmek gibi nefsin gafletiyle hoşuna giden şeyler ve müşteriyatla ilgilenmek. Ama Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarak, bunlarla ilgilenmeyerek nefsi ötelemek, nefsi arzuları, ihtiyaçları ötelemek ama ulvi duygularımızı, meleki duygularımızı, müsbet, olumlu duygularımızı öne çıkarıp onları neşvinema ettirmek, geliştirmektir. Onun için zaten Ramazan-ı Şerif konmuş. Evet. Şimdi başladı da diyor ya, hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Şimdi burada oruçla mükellef olmuş, yani sorumlu tutulmuş. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Mesela resmi geçit esnasında bir şey yiyip içemezsin değil mi? Oradaki amaç en doğru şekilde yürümek veya gösteri yapıyorsan en güzel şekilde yapıp bittikten sonra yiyip içebiliyorsun. Şimdi üstadımız da Ramazan ayını bir resmi geçit törenine benzetiyor Müslüman alemi için. Şimdi böyle bir resmi geçit töreninde yapılması önemli olan işler varken sen dur ya ben şurada bir yiyip içeyim dersen bu sefer ne oluyor? Ters hareket etmiş oluyorsun. Hoş da olmuyor. İşte hoş görünmesi için ve bizim menfaatimiz için Allah bizi oruçla mükellef kılmış. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp, yani geçici olarak hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek salmı ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet, burada da ince mesajlar var. Evet, yeme, içme, şehvani duygular, bunlar insani olan, yani hayvani dediğimiz duygularımız. Meleklerde böyle bir vasıf yok. Yemezler, içmezler, cinsi arzuları yoktur. Şimdi ne oluyor insan? Oruç tutarken bu saydıklarımızın hepsi yasak. Dolayısıyla meleki yönü ön plana çıkıyor. Ve veya ahiret ticaretine girdiği için, ahirette nefsin payı olmaması lazım. Yani nefsane arzularımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Dünyevi ihtiyaçlarımızı geçici olarak bırakmakla uhrevi bir adam. Yani sanki Allah'ın adamı derler ya abi. Onun gibi düşünebiliriz değil mi? Yani kendini ahirete adamış, ahireti düşünen bir insan.
Ve cesedi tecessüm, ceset değil mi? Tecessüm. Cesetlenmiş yani. Sanki ahiret adamının cesedini giymiş. Ahiret adamının cesedini giymiş. Yani. Evet. Yani ölmüş gibi sanki, ruh gibi değil mi? Ruhi yön ön plana çıkıyor çünkü. Tecessü cesedinden tezahür etmiş, bir ruh vaziyetine girerek, cesedinden görünmüş bir ruh vaziyetine girerek orucu ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Şimdi bu son cümle ne demek? Ben orayı anlayamadım mesela. Orucu ile samediyete bir nevi aynadarlık etmek. Şimdi Allah samettir. İhlas. Evet. Suresinde bahsedildi. Kul huvallahu Allahu samet. Samet ne demektir? Hiç onun, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin ona muhtaç olması demek. Evet. İşte insan da orucuyla yani açlığı çekerek, bütün ihtiyacını hissederek, susuzluğu çekerek, yemeden, içmeden oruç tutarsa samediyete aynı oluyor. Yani ey Rabbim sen sametsin, sen her şeyi, hiçbir şeye muhtaç değilsin ama ben her şeye muhtacım yönünü oruç otomatikman bunu ortaya çıkarmış oluyor, söylemiş oluyor. Yukarıdaki evet. Bir nokta vardı. Hayvaniyetten çıkıp meleket vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi bütün işleri terk ediyor. Öyle tüccarlar tanırım ki. Adam sabahtan bir giriyor mağazasına, akşama kadar hiçbir şey yemiyor. Kendini işine öyle vermiş ki, bazen çok nadir olarak bir simit yiyor. Bu dünya işi için böyle kendini vermiş. Ve çok da enerjik oluyor. Niye? Çünkü kendisini o işe vermiş. Fenafil iş olmuş. Diğer şeyleri düşünmüyor. Nasıl çocuklar oyuna daldığı zaman fena bir oyun oluyorlar. Değil mi? Diğer söylenen şeyleri duymuyorlar. Aynen öyle de Ramazan-ı Şerif'te artık yemek içmek aklımıza hakikaten gelmiyor. Açlık da gelmiyor. Neden? Kendimizi bu ticarete vermişiz. Yani uhrevi ticarete çünkü girmişiz. Dünyevi iş için bu kadar insan kendini fedakaranese yaparsa, yemeden içmeden kesilir, bütün gücüyle işine yoğunlaşırsa işte uhrevi oruç meselesiyle de sanki uhrevi bir şey ticarete giriyor, gözü başka hiçbir şey görmüyor, sadece ibadet, zikir, şükür, fikir, Kur'an vesaire ve bu oruçtan da yeme içmeden kesilmeyle de Cenab-ı Hakk'ın işte samediyetine de aynadarlık etmiş oluyor. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyla-i Kadir ise Nas-ı Kur'an'la 1000 aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katıadır. Evet, Ramazan ayı, şerefli Ramazan, bu geçici dünyada, geçici ömürde ve kısa bir ömrümüzde, hayatımızda sonsuz bir ömür ve uzun bir ebedi hayatı içerir ve bize kazandırır. Yani ne evet, kadar bir... ne kadar büyük bir şey değil mi? Gel evet. Şurada 50 sene, 60 sene çalış, ortalamayı söylüyorum. Bir daha çalış. Ebedi bir hayatı kazan. Dünya işine geldiğinde gel şurada bir çalış, sabahtan akşama kadar bizi çalıştırır. Ne kadar veriyor elimize? Devlet ne kadar veriyor? Şirketler ne kadar veriyor? Allah bu kısa ömürde çok uzun değil mi? Ebedi bir hayatı kazanmanın şeyini bize açmış oluyor, zeminler oluyor. 80 sene Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ın nasıyla, hükmüyle, Kur'an'ın ayetleriyle sabittir ki, yani haber veriyor ki, işte Ramazan-ı Şerif 80 sene bir ömrü kazandır. 1000 ay yaklaşık 83 sene mi yapıyor? 1000 ay ortalama yani 83 sene. Dolayısıyla demek ki bir Ramazan'da 83 senelik bir şeyi kazanmak mümkün.
bir ibadeti, bir şey ve böylece ebedi hayatı da kazanmak mümkündür. Ramazan ayı yani bir şey mi diyor, bir fabrika gibi sanki. Sevap fabrikası gibi düşünebiliriz. Tenzilatlı satışların yapıldığı bir mağaza. Çok kaliteli malların çok ucuz bir şekilde satıldığı bir pazar, bir panayır, bir yer, bir fuar, bir alışveriş merkezi. Elbette sahil ibadetler gibi orucu da Rabbimizin emrettiği için tutarız. Değil mi? Bütün ama Allah emrettiği bir şeyde binlerce sevap ve binlerce güzellik ve binlerce meyve ve binlerce netice verir. Biz Allah için tutarız orucumuzu. Diğer ibadetlerimizi de Allah için yaparız. İhlas bu. Allah emrettiği için. Allah'ın emretmeseydi kim o tatlı uykusunu o yemek için bir bardak, birkaç bardak çay içmek veya bir ayran, çorba vesaire yemek için kalkar o uykusunu terk eder. En tatlı zamanındaki bir uykusunu terk eder. Demek ki bu şeye, bu güzelliğe kavuşmak ve Allah'ın emrini yerine getirmek için böylece 1000 senelikte bir şeyi ne yapmış oluyor? Sağlamış oluyor. Ramazan'ı şerif ve kadir getirsin. Evet, burada kalalım isterseniz. Subhaneke la ilme lana illa ma'allamtana inneke ente'l-alim el-hakim ve'l-hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.